Milli Muharip Uçak Kaan, ilk fırlatma koltuğu testini geride bıraktı. Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen testler için TUSAŞ, Kaan savaş uçağının ön bölümünü ülkeye sevk etti. Konuyla ilgili olarak TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, Kaan mekanik testlerden geçiyor. Takvime devam ediyoruz. Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Fırlatma koltuğunu İngiltere'den alıyoruz. Testleri İngiltere'de yapılıyor. Kaan'ın bir ön kısmını yapıp oraya gönderdik testlerde kullanılması için. İlk fırlatma yapıldı. İkinci fırlatma yapılacak. Böylece Allah korusun, uçarken bir terslik olursa pilotumuzun kurtulması sağlanacak. Program aynen devam ediyor. Herkeste 10 numara heyecan var. Bize hizmet veren firmalar da çalışıyor. Sözümüz söz, Allah tutmayı nasip etsin ifadelerine yer verildi. Şirketin ve sektörün ihracat performansına yönelik sorular üzerine Temel Kotil, aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu anımsatarak, sektörün ihracat performansındaki artışın sürdüğünü ve bu yıl yaklaşık 6 milyar dolar rakamının görüleceğini söyledi. Aynı durumun TUSAŞ için de geçerli olduğunu bildiren Kotil, şunları kaydetti. Çok kontrat imzalıyoruz. Ülkenin ileriye dönük siparişlerinin artışı üretimde verebildiğimizin çok üzerinde. Türkiye'ye önümüzde 3-4 yıllık çok güzel siparişler geçiliyor. Bunları gerçekleştirince 3 yıl sonra diyelim 20 milyar dolarları görürüz. 20 milyarı görürsek Türkiye, savunma sanayisinde dünyada oyuncu oluyor. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakarsanız ithalatın 2 katı ihracat yapıyoruz. Türkiye savunma sanayisinde artı pozisyonunda. Milli Muharip Uçak Kaan'ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih 2018. Faz 1 aşama 1 kapsamında 2018-2022 yılları arasında Kaan'ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi. Faz 1 aşama 2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Kaan'ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Kaan, 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Blok 10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz 2 kapsamında üretilecek 10 adet TFX Blok 1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi. ...2034-2040 yılları arasındaki Faz 3 kapsamında ise diğer TFX bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarihte TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.